Şeriat, Kur'an'daki ayetlerden, hadislerden çıkarılmış, 94. dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası, İslam hukuku. Tanrı buyruğu, şeriatı garra, İslam dini. Tanrı buyruğu. Tanrı buyruğu, İsa peygamberin şeriatı, Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyruğu, yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman İslam dinine inanan insan demektir. Elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre, bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi Sayın Nesin, ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da, ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine de. Evet, çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine, öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem laik olunamaz. Ve bu, bak, bu mümkün güzel, değildir. Mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmasından, olmalarını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarına yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a, İstanbul'dan Aziz Nesin'in adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Mümkün değil. Zaten benim adım yok İstanbul'da, neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl kazıyacaksınız? Ben sizin şu şeriatçısınız. Daha benim değil. Ne kadar aydını kazıyacaksınız? Elinize bir güç geçsin. O güç geçince onu kullanacaksınız. Ya. Aydını kazıyacaksınız. Elinize bir güç geçsin. O güç geçince onu kullanacaksınız. Ya. Analizando.